Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Euzü Bismillahirrahmanirrahim Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Değerli dinleyicilerim bu programımızda Sevgili Peygamberimize itaat ile onun halifelerinin izinden gitmeyi emreden hadis-i şerifleri arz etmeye çalışacağım. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Benim emrime boyun eğen bana saygı göstermiştir. Emrime karşı çıkan da bana karşı gelmiştir. Yine Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetiyle Resul Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdular. İmtina edenler hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah kimler imtina edecektir sorusuna Allah'ın Resulü şu karşılığı verdi. Bana itaat eden cennete girer, bana karşı gelen de imtina etmiş olur ve cennete giremez. Bu hadis-i şerifler Buhari'de geçiyor değerli dinleyicilerim. Yine sahabenin alimlerinden, Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz uyurken yanına bir takım melekler gelerek "Bu dostunuza has bir temsil vardır. Haydi ona bir misal getirin." dediler. Bazıları "Bu zat uyuyor." dedi. Bir kısmı da "Gözü uyuyor ama kalbi uyanıktır." dediler. Bunun üzerine bu melekler birbirlerine "Bu zatın Rabbi ile ümmeti arasındaki durumu şu kimsenin haline benzer." Bir adam yeni bir ev yaptırır, o evde bir ziyafet tertip eder. Bu ziyafete çağırmak için de bir davetçi gönderir. Davetçinin çağrısına icabet eden eve girer, ziyafet sofrasından yer. Davetçinin davetine gelmeyen de ne eve girer ne de ziyafetten yer. Bunun üzerine melekler yine birbirlerine haydi bu temsili kendisine izah edin ki anlasın. Bazıları yine iyi ama o uyuyor dediler. Bazıları da gözleri uyuyor lakin kalbi uyanıktır. Karşılığını verdiler. Bunun üzerine melekler verdikleri misali kendi aralarında açıklayarak dediler ki o ev cennettir. Ev sahibi de Allah, davetçi de Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Muhammed'e karşı duran da Allah'a isyan etmiştir. Muhammed insanların arasını Allah'ın hizbi, şeytanın hizbi diye ayırt etmiştir. Değerli dinleyicilerim, Ebu Musa radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Hakikat benim meselim, benzerim. Ve beni kendisiyle Allah'ın size gönderdiği peygamberliğin meseli, kavmine gelip de şöyle diyen kimsenin halini andırır. Ey kavmim şurada, gözümle düşman askeri gördüm. Ben çıplak, şüphe götürmez bir korkutucu yani uyarıcıyım. Canınızı kurtarmaya bakın, Kavminden bir kısmı sözünü dinleyerek, karanlık bastırır bastırma sessizce kaçıp kurtulurlar. Onlardan bir kısmı da, kendisini yalanlayarak yerlerine kaldılar. Sabahleyin erkenden, düşman askerleri kendilerini bastırıp yok etti, köklerini kazıdı. İşte bu misal bana itaat edip getirdiğime uyanlara, bana karşı çıkıp getirdiğim hakkı yakalayanların durumunu andırır. Buhari ve Müslim'de, geçiyor bu hadis-i şerif değerli dinleyicilerim. Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İsrailoğulları başına gelen behemahal tıpatı ümmetinin başına da gelecek. Hani şayet İsrailoğullarından anasıyla açıktan zina etmiş varsa, ümmetim arasında da bunu yapacaklar çıkacak. Beni İsrail 72 gruba ayrıldı, ümmetim de 73 fırkaya bölünecek. Bir fırka hariç hepsi ateşe girecek.'' Ey Allah'ın Resulü, o fırka hangisidir diye sordular. Benim ve ashabımın yolunda olanlardır cevabını verdi. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de e geçiyor değerli dinleyicilerim. Allah ve Resulünün yolunu takip eden, sahabe-i kiramın yolunu takip edenler kurtulacaktır. İrbat İbni Sari'ye naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra bize döndü, beli bir vaaz verdi. Bu vaazın etkisinden gözler yaş döktü, yürekler ürperdi bir adam. Ey Allah'ın Resulü, bu öğüt sanki veda edenin öğüdü. Bize ne tavsiye edersiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'tan korkmanızı, üzerinize bir köle de başkan olarak atansa kendisine kulak verip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra içinizden yaşayacak olanlar, pek yakında birçok ayrılıklar görecekler. Böyle bir devrede sünnetimi ve hidayete erdirmiş olgun halifelerimin yolunu takip ediniz, ona sarılınız. Azı dişlerinizle bütün gücünüzle ona tutununuz. Dinde yeni ortaya çıkan sünnete muhalif bid'atlardan kaçının. Çünkü sünnete muhalif her yenilik bid'attır, her bid'at da sapıklıktır. Evet değerli dinleyicilerim bu hadis-i şerifte Tirmizi ve Ebu Davud'da geçmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Rabbime benden sonra asabımın içine düşecekleri ihtilaftan sordum. Bana şöyle vahiy buyurdu. Ey Muhammed! Senin dostların benim katımda gökteki birbirinden güçlü ve her biri kendinden ışık saçan yıldızlar gibidir. Binaenaleyh her kim asabın ihtilaf ettiği konulardan birine sarılırsa benim nezdimde o doğru yoldadır. Ravi der ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz diye ifade ediyor. Değerli dinleyicilerim, Huzeyfe radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular, Aranızda daha ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Allah Resulü Ebu Bekir ve Ömer'i işaret ederek, Benden sonra bu ikisine uyun, Ammar'ın yolundan gidin, İbni Mesud size ne söylerse kendisini tasdik edin. Bilal bin El Haris El Müzeni radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu ki, Benden sonra ölmüş olan yani unutulan bir sünnetimi diriltene onunla amel edenlerin ecri kadar sevap vardır. Bununla beraber ona verilen ecir amel edenlerin sevabından bir şey eksiltmez. Her kim de Allah Resulü'nün rıza göstermediği sapık bir bidatı ortaya atarsa o bidatla amel edenlerin günahları kadar kendisine günah vardır.'' Ama yüklendiği bu günahlar taklitçilerin günahlarından zerre kadar bir şey eksiltmez. Bu hadis-i şerifte Tirmiz'de geçiyor değerli dinleyicilerim. Amr bin Avf radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yılanın büzülüp deliğine çekildiği gibi din de Hicaz'a çekilecek, dağ keçilerinin dağ başlarına sığındıkları gibi din de Hicaz'a sığınacak. Gerçekten din garip başladığı, başladığı gibi garip olarak dönecek.'' O halde gariplere müjdeler olsun. Onlar benden sonra halkın ifsad ettiği sünnetlerimi düzelteceklerdir. Bu hadisi şerif de Tirmiz'de geçmekte değerli dinleyicilerim. Hadisi şerifi Hazreti Enes rivayet ediyor. Enes radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Oğulcağızım gönlünde hiç kimseye kin tutmadan sabah ve akşamlayabilirsen bunu yap dedi. Sonra şöyle buyurdu. Oğulcağızım, bu benim sünnetimdendir. Benim sünnetimi seven beni sevmiştir. Beni seven de cennette benimle olur. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de geçiyor değerli dinleyicilerim. i̇bn Abbas rivayet eder ki Resulullah şöyle buyurdu. Ümmetim haktan meylettiğinde aralarına fesat yaygınlaştığında sünnetime yapışana yüz şehit sevabı vardır. Ebu Hureyre Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ümmetim arasında fesat zuhur ettiğinde sünnetime sarılana bir şehit sevabı vardır. Yine Ebu Hureyre'den Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Ümmetim ihtilafa düştüğünde sünnetime yapışan, koru avuçlayan gibidir. Hazreti Enes'ten Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki, Sünnetimle yüz çeviren benden değildir. Hazreti Ayşe annemizden Allah Resulü buyurdu ki, Sünnetime yapışan kimse cennete girer. Yine Enes radıyallahu Anh buyurdu ki, Sünnetim yaşatan beni sevmiştir, beni seven de cennette benimledir. Sevgili peygamberimizi ve ashabını tanımak, onların yolunda olmak, onların yapmış olduğu icraatları hayatımıza tatbik etmek, içselleştirmek, Kur'an'ı ve sünneti hakkıyla anlayabilmek en büyük bir mutluluk, en büyük bir fazilettir. Rabbim Kur'an'ı ve sünneti, sevgili peygamberimizi, ashabı kiramı hakkıyla anlayan, onların yolunda olan kullarından olmasını bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.